bir yalnız kal ne olur? Tasavvuf yollarının dervişlerine kazandırmak istediği temel ölçülerden biridir. Halvet der encümen. Yani kalabalıktayken bile kalbi tenha tutabilmek, halvet içre kalabilmek, halk içindeyken hakla olabilmek. Söylemesi kolay, yapması zor. Bu yüzden büyükler halvet, yani yalnız kalma temrinleri yaptırmışlar talebelerine. Önce saatlerle, sonra günlerle, sonra aylarla. Psikanalist ekolün önemli kuramcılarından Winnicott da yalnız kalabilme kapasitesinden bahseder. Yalnız kalabilmeyi geliştirilmesi gereken bir kapasite olarak değerlendirir ve yalnız kalabilme kapasitesi duygusal açıdan olgunluk gelişiminin en önemli belirleyicilerinden biridir, der. Bunları şunu demek için yazdım. Yalnız kalmalıyız. Yani yalnız kalmayı aramalıyız, özlemeliyiz, istemeliyiz. Çünkü insan ancak yalnız kalınca düşünmeye başlar. Sonra da ince ince tefekkür etmeye. Önce günlük hadiseler gelir aklına. Kim ne demiş, kim ne yapmışlar. Ama yalnız kalmaya devam ettikçe ve yalnız kalmaya alıştıkça daha gerçek şeyleri düşünür olur. Kendisini bir yoklar, kim olduğunu, nereden gelip nereye gittiğini, ne yapmak istediğini bu hayatta, ne yapmak istemediğini. Bunlar zor sorular, zor konulardır. Ya üzerinde durup düşünmek, düşündükçe çilesini çekmek, çilesini çektikçe gereğini yapmak gerektir ya da düşünmemek için beyni uyuşturmak, dikkati dağıtmak, yalnız kalsak bile yalnız olmamaya çalışmak gerektir. Çoğu zaman yaptığımız gibi. Belki bunun için yalnız kalır kalmaz, boş olur olmaz sarılıyoruz telefonlara, kumandalara, bilgisayarlara. Yani yalnız kalsak da yalnız kalamıyoruz. Yalnız kalmak istemiyoruz. Yalnız kalmaktan korkuyoruz. Yalnız kalmaktan kaçıyoruz. Belki bunun için sevmiyoruz hayatımızı. Çünkü üzerinde doğru düzgün düşünmediğimiz öylesine bir hayat yaşıyoruz. Başkalarının aşkıyla başlıyor hayatımız ve devam ediyor başkalarının hınçlarıyla diyor ya şair, onu yapıyoruz. Başkalarının hayatlarını konuşmak, başkalarının hayatlarını seyretmek, başkalarının hayatlarını düşünmek daha cazip geliyor. Öyle ya, hiçbir bedeli yok gibi görünüyor. Halbuki en büyük bedeli ödüyor, kendi hayatlarımızdan vazgeçiyoruz. Belki bunun için sevmiyoruz kendimizi. Çünkü tanımadığımız birisiyle yaşıyoruz. Yalnız kalmaya, baş başa olmaya tahammül edemediğimiz birisiyle. Öyle ya, insan tanımadığı biriyle yalnız kalmak, beraber vakit geçirmek ister mi? Böylece işte uzaklaşıyoruz kendimizden, kendi gerçeklerimizden, kendi düşüncelerimizden, kendi doğrularımızdan, kendi hayallerimizden. Başkalarının gerçeklerini kabulleniyor, başkalarının düşüncelerini benimsiyor, başkalarının doğrularını onaylıyor, başkalarının hayallerinin peşinden koşuyoruz. Kendini bilen Rabbini bilir, biliyoruz. Sözü biliyor, kendimizi bilmiyoruz. Kendimizi bilmedikçe Rabbimizden uzaklaşıyoruz. Rabbimizden uzaklaştıkça da bugün ne yaşıyorsak insanlık olarak onları yaşıyoruz. Diyeceğim o ki, özetle bir yalnız kalmalıyız. Kendimize baş başa kalmalı, kendimize biraz vakit geçirmeliyiz. Bırakmalıyız kendimizi kendimize, ne düşündüğümüze, ne hissettiğimize, ne istediğimize bakmalıyız. Kendimize bir tanışmalıyız. Zihnimize yüklenmeden, kalbimizi doldurmadan bir boşluk yaşamalıyız. Sormalıyız kendimize kendimizi, hayatımızı, hayallerimizi, hedeflerimizi. Dertleşmeli, eğlenmeliyiz kendimizde. Mutlu olacak mıyız bilmiyorum ama kendimiz olacağız. Başkası değil. Ama önce bırakalım ellerimizdeki telefonları, kumandaları, klavyeleri, kapatalım gözümüzü ve uzaklaşalım her ne varsa bizi kendimizden uzaklaştıran. Halvet der encümen, yani kalabalıklar içerisinde yalnız kalabilen olamasak da yalnızken yalnız kalabilen olmaya çalışalım.